Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Ves-salatu ves-selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hediye Hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve küllü muhtesetin bid'a ve küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnar. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhıknâ bis-sâlihîn. Amin. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde alemin kelimesinde kalmıştık. Alemin kelimesinden itibaren bu dersimizde açıklamaya devam ediyoruz. Evet. El alemin cem'u alem. Evet, alem kelimesinin çoğulu alemin şeklinde gelmektedir. Vel alemü, alem ismi cinsin, evet bir cins isimdir. La vahide lehu min lafzihi, evet bunun kendisinden bir müfret lafzı yoktur. Kerrahtı, vel enami, raht ve enam kelimeleri gibi bu kelimelerin de bir müfredi yoktur. Bunlar da cins isimdir. Evet. Gale Ebu Suud dedi ki, Osmanlı dönemi Şeyhülislamlardan ve büyük müfessirlerden bir tanesi biliyorsunuz Ebu Suud. Kendisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde kadılık yapmış, çok büyük bir Şeyhülislam'dır. Tefsirinin adı İrşad-ı Akl-i Selim ila Mezayel Kitab-ı Kerim şeklindedir ve bir dirayet tefsiridir. Evet, Ebu Suud dedi ki bu konuda el alemü kelimesi ismün lima yulemu bihi, kendisiyle bilinen şeyin ismidir. Kel hatemi vel galibi, evet sözlük gibi, pardon yüzük gibi kendisiyle bilinen şeye isim olarak verilmiştir. Galebe fima yulem bihi es-sani'u tebareke ve teala minel mesnuati, evet mesnuat Allah'ın yarattığı varlıklardan, Allah'ın yarattığı şeylerden, Allah'ın yaratıcının bilindiği şey için genellikle kullanılır. Yani Allah'ın yarattığı varlıklar için kullanılır. Ve o varlıklara bakarak, onlar incelenerek ne yapılır? Onların yaratıcısı olan Yüce Allah ne yapılır? Bilinir. Evet. İbnü'l-Cevzi de bu konuda şöyle demiştir. El alemü inde ehlil arabiyeti, Arap ehlinin yanında alem kelimesi ismün lil halgi min mebdeihim ila mütehahum. Evet. Yaratıklar için kullanılan bir isimdir. Allah'ın yarattığı mahlukat için kullanılan bir isimdir. Min mebdeihim başlangıcından İlâ müntehâhum sonuna kadar bütün varlıklar için kullanılan bir isimdir. Feemmâ ehlün nazar ehline gelince, nazar ehli fel âlemü indehum, alem kelimesi onlara göre ne manaya gelir? İsmün yekâu alel kevnil külliyi, bütün kainat için kullanılan bir isimdir. El muhtesi min felekin ve semain ve ardın ve ma beyne zalike, evet sonradan yaratılmış efendim uzay min felekin, uzay ve sema gökyüzü, vel ard yeryüzü gibi ve onların arasında bulunan Allah'ın yarattığı bütün varlıklar için kullanılan bir külli nedir? Bir isimdir. Alem ismi. Ve fi iştikakil alemi, alem kelimesinin türetilmesiyle ilgili
Kavlani, iki görüş vardır. İki görüş mevcuttur. Bu görüşlerden birincisi, değerli arkadaşlar, ahaduhuma, onlardan birincisi, ennehu minel ilmi. Evet, alem kelimesi ilim kelimesinden türetilmiştir. Ve huve yukavvi kavle ehlil lugati. Evet, bu görüş lugat ehlinin görüşünü kuvvetlendirmektedir. Ve sani, ikinci görüş ise ennehu minel alameti, alamet, işaret kelimesinden türetilmiştir. Ve huve yukavvi kavle ehlin nazar. Nazar ehlinin görüşünü kuvvetlendirmektedir, desteklemektedir. Fe kullu ma fi hazel kevni, bu kainatta bulunan her şey, fe kullu ma fi hazel kevni, bu kainatta bulunan her şey, dallun ala vücudis sani'i, yani kainatta bulunan canlı cansız her şeyi yaratan yaratıcının varlığını göstermektedir. Dallun ala vücudis sani'i, yani onları yapan, onları yoktan var eden yaratıcının varlığını ne yapmaktadır? Göstermektedir. El müdebbiri, el hakimi, evet, her şeyi tedbir eden ve her yaptığını hikmetle yapan yüce yaratıcıyı göstermektedir. Kema gale şairu, nitekim şair şöyle demiştir. Bir Arap şair bu konuda şöyle demiştir. Feya aceben keyfe yosal ilahu em keyfe yechaduhul cahidu velillahi fi kulli tahriketin ve teskinetin ebeden şahidu ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid. Evet, gerçekten güzel bir beyit. Evet, manası şöyle değerli arkadaşlar. Feya aceben keyfe yusal ilahu. Evet, bir olan, var olan ilaha nasıl isyan edilir? Bu gerçekten şaşılacak bir durumdur. Em keyfe yechaduhul cahidu. Cehade, inkar etmek. Yechadu, inkar ediyor muzarisi. El cahidu, ismi faili. Evet. Em yoksa keyfe yechaduhul cahidu. Yani inkar eden kişi o Allah'ı, bir olan, var olan Allah'ı nasıl inkar ediyor? Velillahi, velillahi fi kulli tahriketin, Allah için her hareket eden şey de vardır ve teskinetin, hareketsiz olan her şey de vardır. Ebeden şahidü, Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden bir şahit, bir ayet, bir bürhan vardır. Ve fi kulli şeyin lehu aye, Allah'ın yarattığı kainatta canlı cansız her şeyde bir ayet vardır ki tedullu ala ennehu vahid. Evet, o ayet onu yaratan, bir olan, tek olan Allah'ı ne yapmaktadır? Göstermektedir. Tedullu ala ennehu vahid, onun, yani yaratıcının, ilahın bir olduğunu, tek olduğunu ne yapmaktadır? Göstermektedir. Evet, değerli arkadaşlar, kainatta Allah'ın yarattığı canlı cansız hayvanlar, bitkiler, dağlar, taşlar, güneş, ay, yıldızlar, her şeye baktığımızda, düşündüğümüzde gerçekten onları yoktan var eden bir yaratıcının olduğuna bir işaret vardır onlardan. Tabii ibret nazarıyla bakabilsek ve Allah-u Teala'nın vermiş olduğu aklı kullansak, o zaman her şeyin bir yaratıcısının olduğunu ve her şeyi yoktan var edenin Allah olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz, anlayabiliriz ve dolayısıyla ona iman edip ona itaat ederiz. Gal İbni Abbas'ın, İbni Abbas dedi ki Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi ne manaya geliyor? Ey Rabbul İnsi, insanların Rabbi demektir. Vel Cinni, cinlerin Rabbi demektir. Vel Melaiketi, ve meleklerin Rabbi demektir. Rabbul Alemin, İnsanların, cinlerin ve meleklerin Rabbi anlamına gelir diyor. Abdullah bin Abbas böyle açıklıyor. Peki ve galel Ferra'u ve Ebu Ubeyde'te, Ferra ve Ebu Ubeyde nasıl açıklamış? El alemü, alem ibaratun ammen yaqilu. Akıllı varlıklar için kullanılan bir kelimedir.
Ve hum erbatu ümemin. Onlar dört gruptur, dört millettir. Onlar el-insü, insanlar, insanlar alemi, vel-cinnü, cinler alemi, vel-melaiketü, melekler alemi ve şeyatînü, şeytanlar alemi olmak üzere dört gruptur. Vela yukalü lil behaimi, behimetün, çoğulu behaim geliyor, hayvan, hayvanlar. Vela yukalü lil behaimi, hayvanlar için denilmez, alemün, alem denilmez. Lienne hazel cem'a, çünkü bu çoğul, alemun veya alemin çoğulu, cem'un men yagilu hasseten, özellikle akıllı varlıklar için kullanılan bir çoğuldur. Lienne hazel cem'a, cem'u men yagilu hasseten, özellikle akıllı varlıklar için kullanılan bir çoğuldur. Galel aşağı, aşağı şöyle demiştir. Ma in semi'tu bimislihim fil alemine. Evet, alemlerde onların bir benzerini işitmedim. Evet, ve gale ba'dul ulemai, bazı alimler de şöyle demişlerdir. Küllü sınıfin min esnafil halaiki alemin. Evet, yaratıkların sınıflarından her bir sınıf bir alemdir. Alemin bir alemdir. Fel insü, insanlar alemin bir alemdir. Vel cinnü alemin, cinler bir alemdir. Vel melaiketu alemin ve melekler bir alemdir. Ve tayru alemin ve kuşlar bir alemdir. Ve nebatu alemin ve bitkiler bir alemdir. Vel cemadu alemin ve donuk olan, cansız olan varlıklar da bir alemdir. İlâ ahir, buna benzer. Ve gîle Rabbul Alemin, Rabbul Alemin denilmiş ayet-i kerimede. Liyeşmule cemî'a hâzihil esnâfi minel avâlimi. Bu alemlerden bütün sınıfları içine alması için Rabbul Alemin denilmiştir. Alemlerin Rabb'ı ifadesi kullanılmıştır. Evet, başka bir sıfatın ismin açıklamasına geçiyoruz. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim isimleri İsmâni min esmâihi teâlâ. Evet, Yüce Allah'ın isimlerinden iki tane isimdir bunlar. Müştekkâni mine-rahmeti, rahmet kökünden türetilmiştir bunlar. Ve mana er-Rahmani, Rahman'ın manası ne demektir? El-mün'imu bi-celâilin ni'ami, nimetlerin mükemmel olanlarını bahşeden, veren anlamındadır. Ve manar rahim, rahimin manası ise el-mun'imu bi-dakâikiha, ince, dakik nimetleri lütfeden anlamındadır. Ve lafzur rahman, rahman lafzı, bu kelime mebniyün alel-mubâlegati, mübâlega sigasında getirilmiştir. Ve manahu ve bu Rahman kelimesinin manası zur rahmetilleti la nazira lehu fiha. Evet, o konuda kendisinin eşi ve benzeri olmayan rahmet sahibi anlamına gelmektedir. Lienne binae falan, çünkü falan vezni fi kelamihim, Arapların kelamında lil mübalagati, mübalaga için kullanılır. Fe innehum yegulune لِشَّد۪يدِ imtila, çok fazla dolu olan bir kap için Araplar ne derler? مَلْعَانُ derler, dolu. وَلِشَّد۪يدِ الشَّبْعِ, çok fazla doymuş olan insan için ne derler? شَبْعَانُ, tok anlamına gelen şeb'an kelimesini kullanırlar. قَالَ الْحَطَّابِيُّ, Hattabi dedi ki, فَالرَّحْمَانُ, Rahman kelimesi, zur rahmeti şamileti, evet, rahmet sahibi anlamına gelir. Öyle bir rahmet ki, elleti vesiatil halga, bütün yaratıkları kuşatmıştır. Fi erzakihim, rızıklarında ve masalihihim, ve onların maslahatlarında ve rızıklarında bütün yaratıkları, varlıkları ne yapmaktadır? İçine almaktadır. Rahmet sahibi anlamındadır. Ve ammetil mü'mine vel kafire,
Evet, insanlardan mümin olsun, kafir olsun, bütün insanları ne yapmaktadır? Umumi olarak kuşatmakta, içine almaktadır. Evet. Yani Allah Teala Rahman sıfatıyla bu dünyada hem mümin olan kullarına hem de kafir olan, inkar eden kullarına rızkını ne yapıyor? Veriyor. Verrahimu, rahim ise, rahim kelimesi ise hasun lil müminine. Sadece müminlere has olan bir isimdir, sıfattır. Kemagale Teala Allah Teala'nın şöyle buyurduğu gibi ve kâne bil müminine rahima. O müminlere çok şefkatlidir ve merhametlidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ayet-i kerimede rahim sıfatını ne yapmıştır? Kullanmıştır. Ve la yecuzu itlaku ismi Rahman ala gayrillahi Teala. Evet. Rahman ismi Allah'tan başka varlıklara kullanılması caiz değildir. Liennehu muhtasun bihi celle ve ala. Çünkü Rahman ismi sadece Allah'a has olan bir isimdir. Bir sıfattır. Bihilafir Rahim. Rahim böyle değildir. Rahim ismi böyle değildir. Fe innehu yutlaku alel mahluki eydan. Evet, yaratıklara da Rahim ismi ne yapılabilir? Verilebilir, kullanılabilir. Nitekim Allah Teala Peygamber Efendimizle ilgili ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Tevbe suresinin son ayetinde Gale Teala bil müminine raufur rahim. Yani o peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlere çok şefkatlidir ve çok merhametlidir. Evet. Galel Kurtubiyyü, Kurtubi şöyle demiştir. Ekserul ulemai, alimlerin çoğu ala enne rahmane, Rahman ismi muhtasun billahi azze ve celle sadece şanı yüce olan Allah'a hastır bu isim. La yecuzu en yusemma bihi gayruhu. Evet, Allah'tan başkasına isim olarak kullanılması caiz değildir. Ela terahu gale. Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu görmez misin? Kulitullah'a evidurrahmane. Evet. Allah diye dua edin veyahut da Rahman diye dua edin de. Evet. Faadelel ismellezî la yeşrikuhu fihi gayruhu. Evet. Kendisine hiçbir kimsenin ortak olmadığı isim olan Allah ismine Allah Teala Rahman ismini ne yapmıştır? Muadil olarak getirmiştir. Evet. Ece'alna min dunir rahmani aliheten yu'bedun. Biz Rahman'dan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar mı kıldık? Yani asla Allah Teala kendisinden başka ibadet edilecek ilah kılmamıştır. Evet, Allah vardır, birdir ve ibadete layık olan sadece ve sadece odur. Fe ahbara, Allah Teala haber verdi. Enner Rahmane vel müstahikku lil ibadeti celle ve azze. Evet, şanı yüce olan Allah ibadete müstahaktır. İbadet edilmeye layık olan sadece ve sadece odur. Ve kad tecasere Müseylemetül Kezzab. Evet, Müseylemetül Kezzab adındaki o lanetli kişi cesaret etmiş. Evet, la'anehullahu, Allah lanet etsin ona. Fetesemma bir Rahmanil Yemameti, Yemame'nin Rahmanı olarak kendisine bu ismi vermiştir. Velem yetesemme bihi, kendisine bu ismi verir vermez. Hatta qara'a mesami'ahu natel kezzab. Evet, kezzap yalancı sıfatı ona ne yapılmıştır? Özel isim olarak konulmuştur. Feelzemehullahu zalike, işte bu kezzap sıfatını Allah Teala ona has kılmıştır. Hatta sara hazel vasfu, bu vasıf bu şahıs için ne olmuştur? Limüseylemete alemen yurafu bihi, kendisiyle bilinen bir özel sıfat olmuştur, vasıf olmuştur. Evet. Böylece Rahman ve Rahim isimlerini de manasını bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Yevmüddin kelimesine geliyoruz. Yevmüddin ne demektir? Evet. Yevmül cezai vel hisabi.
Evet, hesap ve ceza günü anlamına gelmektedir. Ey ennehu, subhanehu, 90 sıfatlardan münezzeh olan Allah Teala, el mutasarrafu fi yevmiddin, din gününde tasarruf etme yetkisi sadece ona aittir. Tasarrufel maliki fi mülkihi, evet, malikin mülkünde tasarruf etmesi gibi Allah Teala kıyamet gününde, hesap gününde, ceza gününde sadece yetki ona aittir. Peki eddinu fil lugati, din kelimesi lugatta sözlükte ne manaya geliyor? El ceza'u, ceza manasına gelmektedir. Ve minhu kavluhu aleyhisselam, Peygamber Efendimizin şu sözünde bu manada kullanılmış. İf'al maşi'te, dilediğin istediğini yap. İf'al yap, maşi'te, ellezî şi'te manasında. Dilediğin istediğin şeyi yap. Kemâ tedînü tudânü, ey kemâ tef'alu tüczâ. Yaptığının cezasını, karşılığını mutlaka göreceksin. Evet, gâle fil lisan, Lisanul Arap adlı sözlükte İbn-i Manzur şöyle açıklamış. Ve dinü, din kelimesi, el ceza'u vel mükafatu, ceza ve mükafat anlamına gelir. Ve yevmüddin, din günü, yevmül ceza, ceza günü anlamına gelir. Evet. Ve kavluhu teala, Allah Teala'nın şu ayeti kerimesi, inna lemedinune, ey, bu ayetin manası, ey müdziyune, muhasibune, yani cezalandıracak olanlar biziz ve hesaba çekecek olanlar biziz anlamında. Ve minhuddeyyan fi sıfatillahi azze ve celle, Allah'ın sıfatlarından biri olan deyyan da buradan alınmıştır. Gale lebidü, cahiliye dönemi Arap şairlerinden biri olan Lebid şöyle demiştir. Hasaduke yevmen ma zera'te, evet, hasaduke yevmen, bir gün, ma zera'te, ektiğini bir gün mutlaka biçeceksin. Ve innema yudanul feta yevmen kema huve da'in, kişi ne yaptıysa bu dünyada mutlaka bir gün onun karşılığını ne yapacaktır? Alacaktır. Eğer hayır işlemişse mükafatını alacak, şer ve kötülük işlemişse cezasını mutlaka görecektir. Evet, İyyâke nâbudu ne demek? Nâbudu, ibadet ederiz. Manası, nedillü, zelil oluruz, alçalırız. Ve nahşa'u, huşu içerisinde oluruz. Ve nestekînü, sükûnet içerisinde oluruz. Li'ennel ubudiyete, çünkü ubudiyetin manası, manaha, ezzilletü vel isti'anetü, evet, zillet ve isti'ane, yardım isteme anlamına geliyor. Me'huzun min gavlihim, şu sözden alınmıştır. Tarigun muabbedün, tarigun muabbedün denildiği zaman, ey müzellelün, zelil kılınmış, ezilmiş yol anlamına geliyor. Vata'ethul ekdamu, ayaklar onu çiğneye çiğneye ezmiştir. Ve zellelethu bi kesretil vat'i, çok fazla çiğnenmek suretiyle zelil hale gelmiştir. Hatta esbaha mümehheden, dolayısıyla ne yapmıştır? Kendisi içerisinde yürünecek bir yol haline gelmiştir. Gale zemahşeri, zemahşeri dedi ki, zemahşeri bu konuda dedi ki, el ibadetü aksa gayetil hudu'i ve tezellülü. Evet, ibadet, tezellül ve hudu'un en efendim yüksek noktasıdır. En zirve noktasıdır. Ve minhu sevbun zu abedetin. Evet, sevbun zu abedetin de buradan alınmıştır. İzâ kâne fî gayeti safâgati ve kuvveti nesci. Evet, eğer örgüsü çok kuvvetliyse ve çok saf, çok ince bir şekilde örüldüyse elbise, o zaman ne derler? Sevbun zu abedetin derler. Ve lidalike la tustamelu illa fil hudu'i lillahi teala. Bundan dolayı da sadece Allah'a hudu ve huzu
anlamında ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. لِأَنَّهُ مَوْلَى اَعْزَمِ النِّعَمِ Çünkü Allah Teala nimetlerin en büyüğünü, en yücesini lütfedendir. كَانَ حَقِيقًا بِأَقْسَى غَيَةِ الْخُدُوءِ Dolayısıyla bütün nimetleri O bize bahşettiğine göre o zaman huzu ve huşunun en yüksek seviyede ona karşı yapılması gerekir ve o konuda hak sahibidir. O zaman manası nasıl oluyor? İyyâke nâbudu ayetinin manası. Vel mana lekallâhumme nedillû ve nehtaû ve nehussuke bil ibadeti. Evet. Lekallâhumme ey Allah'ım nedillû ve nehtaû ve nehussuke bil ibadeti. Evet. Senin önünde alçalırız, zelil duruma düşeriz. Ve nehtaû ve boyun eğeriz. Ve nehussuke bil ibadeti. İbadeti sadece sana has kılarız. Sana yaparız. لِأَنَّكَ الْمُسْتَحِقُّ لِكُلِّ تَعْزِيمٍ وَاِجْلَالٍ Çünkü sen müstahaksın. Neye müstahaksın? لِكُلِّ تَعْزِيمٍ Her türlü büyütmeye ve iclale yüceltmeye sen layıksın. وَلَا نَعْبُدُ اَحَدًا سِوَاكَ Senden başka hiçbir kimseye ibadet etmeyiz. Evet, bu manaya geliyor. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Bunun manası nedir? Evet. El-istianetü, istiane, talebül-avni, yardım talep etmek anlamına geliyor. Gâlel-ferrâ'u, ferrâ dedi ki, e'antuhu i'aneten, evet, ona yardım ettim. Veste'antü bihi, ondan yardım istedim. Evet. Ve fid-duâ'i, duada şöyle gelmiştir. Rabbi a'inni, ya Rabbi bana yardım eyle. Ve la tu'in aleyye, benim aleyhime, düşmanlarıma yardım eyleme. Ve racülün mivanun denildiği zaman, değerli arkadaşlar, racülün mivanun denildiğinde manası, kesirul i'aneti linnâsi, insanlara çok fazla yardım eden kişiye, racülün mivanun denilirmiş. Ve fi hadis İbn Abbas'ın hadisinde de şöyle gelmiştir. İnnema izâ se'elte fes'elillâhe. Eğer bir şey soracaksan, bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Ve izâ isti'ante fes'te'in billâhi. Eğer yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Vel mana o zaman iyâke nesta'in manası ne oluyor? İyyâke rabbena nesta'inu alâ ta'atike. Ey Rabbimiz, sana itaat etmek üzere senden yardım diliyoruz. Ve ibadetike fi umurina kulliha. Evet, bütün işlerimizde sana ibadet etme, sana itaat etme konusunda senden yardım istiyoruz, yardım diliyoruz. Fela yemlikul kudrete ala avnina. Bize yardım etmeye hiçbir kimsenin gücü kudreti yetmez. Ehadun sivake. Senden başka hiçbir kimsenin bize yardım etmeye gücü ve kudreti yoktur. Ve izâ kâne men yekfuru bike yestaînu bi sivake. Eğer seni inkar eden insanlar senden başkasından yardım istiyorlarsa, yardım diliyorlarsa فَنَحْنُ لَا نَسْتَعِينُ اِلَّا بِكَ Biz sadece ve sadece senden yardım diliyoruz, senden yardım istiyoruz. Evet. İhtina fiiline geldik. Değerli arkadaşlar, burada kalalım. İnşallah gelecek dersimizde buradan itibaren devam ederiz. Evet. İhtina fiilinden itibaren devam ederiz inşallah. Evet. Bugünkü dersimizi de şu sözümüzle, şu duamızla bitirelim inşallah. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l Fatiha.